Dönem devir işlemi yapılırken seri lot takibi yapılan ürünlerin irsaliyeleri devredilemez. Lütfen ilgili irsaliyeleri faturalayınız şeklinde bir uyarı alınması durumunda yapılması gereken işlemler nelerdir? Tamam diyerek uyarı penceresini kapattığınızda irsaliye listesi ekranını görüntüleriz. İrsaliye listesi ekranında faturalanmamış irsaliyeyi görüntüleyebiliriz. Faturalanmamış irsaliyenin içini görüntülediğimizde seri bilgisini görüntüleyebiliriz. Serinin durumunu kontrol etmek için seri listesi ekranını görüntüleriz. Seri durum bilgisi dışarıda ve faturalanmamış irsalisi bulunduğu için yeni döneme aktarılırken sistem tarafından hata vermektedir. İlgili irsaliyenin yeni döneme aktarılması için yapılması gereken işlemler, irsaliye ekranına gelerek ilgili fatura için satış iade faturası düzenlememiz gerekmektedir. Fatura carisini cari hesap bilgileri alanından seçeriz. Ardından diğer malzemeleri aktar, irsaliye dememiz durumunda açıkta bekleyen irsaliyeyi klavyemizden boşluk tuşu ile işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Ardından açıkta bulunan irsaliye içerisindeki bilgiler gelecektir. Aşağıdaki panelden kaydet dememiz durumunda satış iade faturası düzenlenmiştir. Mevcut dönemdeki ilgili irsaliyeyi dışarıya XML olarak aktararak yeni dönemde veri aktarım sihirbazı ile XML formatındaki irsaliye girişini gerçekleştirmemiz gerekmektedir. İlk olarak veri aktarım ekranında DIA'dan dışarıya veri aktarmak istiyorum seçeneğini işaretleyerek fişler altında bulunan irsaliyeleri seçeriz. Devam diyerek klavyemizden boşluk tuşu ile ilgili irsaliyeyi seçerek aşağıdaki panelden aktarırız. Mevcut dönemimizde dönem devir işlemlerimizi tamamladıktan sonra aşağıdaki panelden dönem değiştir seçeneği ile yeni döneme giriş sağlarız. Yeni dönem içerisinde dışarıya aktarımını sağladığımız XML formatındaki irsaliyenin yeni döneme eklenmesi için veri aktarım ekranında DIA'ya veri aktarmak istiyorum seçeneğini işaretleyerek fişler başlığı altında bulunan irsaliyeleri seçmemiz durumunda devam diyerek aktarımını gerçekleştireceğimiz dosyayı seçeriz. Ardından kullanıcı işleme tablosunu görüntülediğimizde aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile yeni bir kullanıcı ekleme tablosu oluştururuz. Veri acil listesinden irsaliye tarihini ön tanımlı bir değer atayarak aşağıdaki panelden kaydederiz. Kullanıcı işleme tablosunu aşağıdaki panelden seçeriz. Ardından seçmiş olduğumuz dosyayı aşağıdaki aktar seçeneği ile yeni döneme aktarırız. Aktarım işlemini tamamladığımızda yeni bir sekme açarak irsaliye listesi içerisinde aktarımını gerçekleştirdiğimiz irsaliyeyi de görüntüleyebiliriz.